Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuşların çok seveceği nefis bir tarif yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet yumurta, bir miktar yem kullanacağım bunun için, muhabbet kuşu yemi. Şöyle bir miktar pastelin yediği havuçlardan kullanacağız. Yumurtalarımızın beyazıyla sarısını ayıracağız. Geniş bir kabın içerisine yumurtanın beyazını aktaracağım, sarısını ayırarak. Hayır, pastel içine düşersin. O yenmez, o pişmemiş. Şşt şşt. Bak, pastel olmaz. Çiğ, o çiğ yenmez. Yumurtanın akını kendini salması için biraz karıştırıyorum. Karıştırdığım yumurtanın içerisine bir miktar havuç rendeleyeceğim. Havuçların kabuğunu soyarak havucun kabuğunu soyduktan sonra bir rende ile yaptığım yumurtanın içerisine rendeliyorum. Havuç yerine elma ya da diğer meyvelerden de kullanabilirsiniz. Buradaki amacımız biraz aromatik bir tat oluşturmak. Havuçları rendeledik karışımın içerisine. Şimdi bir miktar da yem karıştıracağım. Sonra yem ve yaptığımız karışımı güzelce karıştırıyoruz. Yoğurt kıvamına getiriyoruz. Karışımı iyice harmanladıktan sonra şimdi bir fırın tepsisine yağlı kağıt sereceğim. Kurabiye kaplarının içerisine yaptığımız karışımdan koyacağız. Şöyle yavaş yavaş, taşırmayacak şekilde. Bir tane kaktüs yapalım. Acelen yok. Çekil pastel. Krekerleri de 180 derecelik fırına veriyoruz. Tam 5 dakika sonra da pişen krekerlerimizi fırından alabiliriz arkadaşlar. Buradaki amaç tamamen yemleri pişirmek değil. Sadece yumurtanın pişerek yem taneciklerini ve havuç parçacıklarını bir arada tutması. Bakın, gördüğünüz gibi çok güzel krekerler oldu. Şimdi bunları soğumaya bırakacağım. Kuş krekerlerimizin fırında pişmesi tamamlandı. Sonuç olarak da soğuduğu zaman gerçekten kuşlar için nefis bir kreker ortaya çıktı. Bakın, bu yıldızlı oldu. Şöyle kalpli olanlar var. İçeride kaktüslü de var. Kuşlar için doğal ve besleyici. Yumurta zaten başlı başına büyük bir besin kaynağı. Evet, pastel yemeye başladı. Minik krekerleri. Pastel bu konuda diğer kuşlara göre daha obur arkadaşlar. Yiyecek gördüğü zaman kesinlikle affetmez. Zaten kilosundan da anlayabilirsiniz. Yalnız düzgün ye pastel. Ben onu senin dağıtman için yapmadım. Yemen için yaptım. Kuşlar bir de kemirmeyi sevdikleri için böyle sert olan şeyleri kemirmeyi çok seviyorlar. Böyle tane tane yese daha güzel ama dağıtarak yiyorlar. Bakın, önce dağıttı. Sonra da dağıttıklarını yiyor. Hem kuşların zaman geçirmesi açısından da çok güzel. Oyalanmaları için güzel bir aktivite onlara. Böyle arada bir kuşlarınıza yaparak onları ödüllendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, orada havucu da buldu. Şu anda havucu yiyor.